Şimdi tüm kutsal kitaplarda bu realitede yaşayan insanın Allah, Tanrı ya da Yaradan adına ne derseniz deyin inancına ulaşması konu ediliyor. Bu realitede Allah, Tanrı, Yaradan gözle görülmeyen manevi bir üst güç. Hatta hakkında konuşmak, onu tarif etmek bile yasak. Bu realitede yaşayan insanın bedeni ise somut bir gerçeklik. Peki beden ne demek? Dünyevi bedenimizle ilgili hiçbir kutsal kitap konuşmaz. Kutsal diyorsa kendisine zaten konuşmaması lazım. Çünkü fiziksel etten kemikten olan bu protein torbasının kutsal hiçbir yanı yok. Kişinin etten kemikten protein bedeni hiç maneviyatla alakası olmayan bir şey. Beden demek maneviyatta kişinin kendisi için haz alma arzusu demek. Haz alma arzusuna beden denilir. Çünkü biz tüm hayatı arzularımızın içinde hissettiğimiz şeylere göre yaşıyoruz. Arzularına göre hissettiği koşul içerisinde yaşadığı durumdur. Et ve kemik olarak gördüğümüz bu fiziksel beden sadece dışsal bir yansıma. O yüzden herhangi bir önemi de yok, manevi hiçbir yanı da yok. Peki neden bu bedene sahibiz? Yani neden bedenliyiz? Çünkü beden fizikselliğin en son noktası. Yani yaradana en zıt, ondan en kopuk bayağılığımızın tam simgesel koşulu. Ama maneviyatta öğreniyoruz ki kök ve dal ilişkisi var. O yüzden bu dünyadaki her şeyin kökü maneviyattan geliyor. Dolayısıyla bu dünyada da maneviyatın zıttı bir yansıması var. O yüzden. Peki madem alma arzusuyuz, neden tek bir cins olarak yaratılmadık da iki cins olarak yaratıldık, kadın ve erkek olarak? Çünkü tüm yaratılışın tüm parçaları birbirlerini tamamlamak üzere. İnsanla yaradan da birbirini tamamlayan iki varlık. O yüzden hayatımızda bütünlüğe gelmemiz kendi hayatımızı yaradanla bütünleyerek olabilir. O yüzden hayat artı ve eksi arasındaki ilişkidedir her zaman. O yüzden tüm realiteyi algılarken iki zıt koşuldan algılayabiliriz. Gece, gündüz, tatlı, güzel, çirkin, kadın, erkek gibi. İki zıt koşul olmadan realite algılanmaz. Bu nedenden dolayı erkek ve kadın da yaratılıştaki iki gücü simgeliyor. Kadını alma arzusunu simgeliyor, olması gereken şey. Erkek de ihsan etme niteliğini simgeliyor ama bu sadece bir simge. Bunun edinilmesi lazım maneviyatta. O yüzden biraz önce söylediğim gibi bizim dünyamız bir kopya gibi ama tersten bir kopya. O yüzden realitedeki her şeyde de iki zıt koşul olmak zorunda. Ki realiteyi tam kapsamlı anlayalım. İki zıt koşulun ilişkisinde her şeyi hissediyoruz. Her şey tatlı olsaydı tatlıyı hissetmezdim. Acıya, baharatlı, diğer tatlara göre tatlıyı hissedebiliyorum. O yüzden kadın ve erkek olmak zorunda yaratılıştaki iki gücü temsil ediyor. İkisi de olmak zorunda.